Fakat tabii imtihan olmamız gerekiyor çünkü imtihan olmadan hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Mesela bak şimdi kahve yapmışlar. Kahvenin özelliği nedir? İçinde kafein olması. İşte daha canlandırıcı özelliği vardır. Tatlı şeker. İnsanlar kahveyi niye içer? Biraz daha canlanayım diye içer. Gerçi benim canlanmaya ihtiyacım yok da. mesela kulp yapılmış. Bir süs elini yakmasın diye. Bak. Acı var. Acıdan kurtulmak için kulp yapılmış. Ama kulp ona bir süs veriyor, bir güzellik vermiş oluyor. Mesela o bir kap haline getiriliyor Allah o şekilde. Mutlaka zorluklar gerekiyor. Mesela biz kimi sevsek mutlaka zorlukla çatıştığı için seviyoruz. Mesela bak benim güzellerim gelmiş, çok bakımlı, temizler ama emek vermiş oluyorlar. Mesela emek bir çiledir, zor bir şeydir emek vermek. Ya isterse bakımsız da gelebilir. Ama saygısından, sevgisinden bakımlı geliyor, temiz geliyor. Çilenin arkasında bir güzellik oluşuyor, bir hoşluk oluşuyor. O yüzden seviyoruz. Yoksa herkes sıradan olur, her şey çok sıradan olur. Dümdüz ve anlamsız olur hayat. Burada aldığımız bilgi sonsuza kadar yaşayacağımız bilgidir. Ve bir de burada hayat acayip süratli geçiyor, çok çok hızlı geçiyor. Türkiye'de bu hayırlı işlerin, ahir zamandaki zor imtihanların kilit noktasıdır. En ziyade acıların yaşandığı, zorlukların yaşandığı, gerilimin yaşandığı yerde bak. Her gün mesela sık sık duyuyoruz, şehit cenazeleri geliyor, polis ızdırap içinde olabiliyor, asker zorluk içinde oluyor, memurlar ızdırap içinde oluyor. Yargıda sorunlar var, birçok yerde değil mi? Bayağı problemler oluyor. Ama bunlar bir toplumun olgunlaşması için, insanların olgunlaşması, daha iyi olması için şart. Başka türlü olgunlaşması. Mesela Anadolu ahlakı dediğimiz o güzel ahlakın kökeni çekilen acılar, ızdıraplardır. O acılarla benim Anadolu halkındaki o güzellik oluşmuştur. Mesela Almanya'ya gittiğimizde daha küt bir ahlakla karşılaşıyoruz. Daha sevgisiz, daha insanlıktan uzak bir tavır görüyoruz. Ama Anadolu'ya gittiğimizde sıpsıcak bir Anadolu ahlakıyla karşılaşıyoruz.